Efendim biraz önce işte o bir babanın öz kızına duyduğu şehvet konusunu konuştuk. Son olarak Twitter'da Konya'da bir beden eğitimi öğretmeninin eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı, erkeğin tahrik olacağını söylediği gibi bir rezalet daha medyada duyuldu. Sonra sosyal medyada bakın bu şeye kızına şehvet duyma konusunda bir de şeyler veriyorlar yani İbni Rüşd, İbni Kudave falan gibi Hanefilere İbn göre Kudame, böyledir. evet. Hanefilere göre böyledir. Efendim Şafilere göre böyledir, Şafilere göre böyledir Malikilere gibi. böyledir, Bir de Hanbelilere böyle göre böyledir. inandırıcı örnekler Evet. vererek bu anlamsız ve kabul edilemez konuları anlamayan insanlara sanki normal gibi gösterme. Ve burada mesela işte bir haber daha çıktı. Ha, bununla ilgili şehvet duymanın anne haram olur bu durumda. Yani kızına şehvet duyarsan anne haram olur. Efendim şehvetin işareti şu şekilde organda uyanmadır, kalbin hızlı atışıdır falan gibi böyle bir takım inanılmayacak tarifler falan da var. Ve bir de mesela sosyal medyada yine sakalı olmayan erkekler için de tahrik edici olduğunu söyleyen böyle çıkan bir takım sakallı adamlar sakalı olmayan erkeklerin tahrik edici olduğunu söylüyor. Bu sosyal medyada duruyor orada. Twitter'da mesela buna büyük tepkiler geliyor halktan. Birisi çıkıyor diyor ki yemekten sonra parmaklarınızı yalayarak temizleyin yoksa şeytan ortak olur diyor yediklerinize diyor. Bunların mesela sosyal medyada yayınlanmasına da engel olunmuyor. Diyanet de çıkıp demiyor ki bakın medyada böyle böyle bir şeyler yayınlanıyor. Bunlar anlamsızdır, dinle hiçbir alakası yoktur. Bu şekilde uyarılar yok. Ve o zaman da tabii toplumda bunları çok iyi anlamayan insanların yanlış şeylere yöneldi. Yani öyle öyle tepkiler geldi ki erkekler kendinizi koruyun bak sıra bize geldi falan diyorlar yani korkunç bir şey. Toplumun gidişi sanki böyle yayınlarla bir de kötüye gidişi teşvik ediliyor. Şimdi burada küçük çocukların efendim eşofman giyen öğrencinin tahrik edici olması falan gibi zina ya da kız çocuklara şehvet falan. Bunu daha çok Hazreti Muhammed'le evlendiğinde Hazreti Ayşe'nin 8 yaşında olma yalanına dayandırıyorlar bir de bunu. Bu nedenle de kendilerini böyle meşru gösteriyorlar. Oysa benim daha önce yaptığım din bilimcilerle yaptığım programlarda da Hazreti Ayşe'nin evlendiği zaman 8 yaşında olmadığı bütün belirtilerin en az 16 yaşında olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Şimdi bu açıklamaları da mesela Diyanet'in yapması gerekmez mi? Sakın yanılmayın. Böyle bir şey olamaz. Bu bir skandaldır din adına. 8 yaşında çocuğa, 9 yaşında çocuğa zina yaptı ya da eşofman giydiği için veya tahrik edicidir diyemezsiniz diye bir açıklaması olmuyor. Siz acaba bu 8 yaş olayının, Hazreti Ayşe'nin 8 yaş olayının ki ben programda açıklamıştım, anlatılması gerektiğini topluma inanmıyor musunuz, düşünmüyor musunuz efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle evlilik yaşı söylendiği gibi 8 falan değil. Bu konuda çok araştırmalar var. Sırf bu konuyla alakalı kitaplar yazan, bu konularda araştırma yapan geçmişte ve günümüzde ilim adamları var. Hemen hemen hepsinin ortak noktası şudur ki Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle evlendiğinde yaşı 16'dan aşağı değil. Hatta Ömer Rıza Doğrul'un yaptığı bir tespite göre ve bunu destekleyen başkaları da var. 17 filan şeklinde, 17-18 şeklinde söyleyenler var. Tabii 1400 yıl önce bu evlilik olduğu için lehte ve aleyhte söylenler de çok olabiliyor. Ama doğrusu olan yani alemlere rahmet olarak gönderilen evrensel bir peygamberin, son peygamberin böyle insafsız, vicdansız bir konuma düşürülmesinin arkasında tabii başka maksatlar olabilir, başka şeyler olabilir. Ama kesinlikle böyle değildir. Peygamberimiz evlendiği zaman Hazreti Ayşe evlilik yaşındaydı. Bir de tabii denilebilir ki hani 17-18 çok mu denilebilir? Ancak
O günler için belki. Arap ülkelerinde efendim insanların yetişme şeyi, bünyelerinin durumu, sıcağın etkileri, işte oradaki örf adetlerin yansıması filan tabii ona göre de düşünmek lazım. Ama asla ve katla iddia edildiği gibi 8 yaşlarında filan değildi. 17-18 yaşlarında. Bunun işte Diyanet tarafından da Diyanet açıklanması bunu, gerekir. Diyanet bunu sürekli ara sıra ihtiyaç duyulduğu zamanlarda açıklamalar yapıyor. Ancak tabii demek ki yeterli olmuyor. Evet. Daha çok açıklama olsa iyi olabilir diye düşünüyorum. Peki bu erkek mesela sakalsız erkeklerin tahrik edici olduğu, yani sakal sünnettir. Mutlaka herkes sakal bırakmalıdır. Böyle bir şey var mı mesela? Veya bu, parmaklarınızı yalayın yemekten sonra. Tabii bu hem hadis konularını ilgilendiriyor. O herhalde parmak yalama olayı hadisten kaynak. Yani hadis, ya uydurma bir hadisten yani, diyelim. Evet. Şöyle var yani. Hadis ayrı bir konu. Ben hadis uzmanı olduğum için belki ona geniş bir zamanda girilebilir. Ancak bu işte sakalsızlığı, işte çocuğa şehvetli, bütün bunların arkasında gerçekten de bir sapkınlık var. Bu kabul edilemez. Bunlarla ilgili fetva arayışına girmek, bunlara işte şöyle böyle efendim bir cevap verme pozisyonuna girip bir çaba sarf etmenin de ben doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani anneye, kendi çocuğuna, kendi yakınlarına, hatta başka insanlara, yani baktığı zaman, yani işte dediğiniz bir felsefe öğretmeninden bahsettiğiniz, eşofmanın zina olduğunu işte filan iddiasında bulunan bir sapkın. Beden eğitimi öğretmeni. Şimdi benim burada şöyle bir kaygım var. Yani maalesef böyle düşünen insanlar, İşte radikal dediğimiz, efendim aşırı dediğimiz, yani işte o dini, dindar değil de dini dar diyorum ben ona. Dini daraltarak böyle şekillere ve efendim kalıplara, şablonlara sokma gayretinde olan bir çaba var İslam dünyasında. Ve maalesef ülkemizde de bu zihniyette, bu kafada, yani IŞİD kafalı diyelim kafaya, efendim güncel olduğu için bu kafada maalesef düşünceler de var ve bu oran da biraz korkutucu seviyelere doğru yükseliyor. Tabii burada sizin de ısrarla üzerinde durduğunuz gibi Diyanet'in ve din adamlarının bu konulara tepkisinin çok şiddetli olması lazım gerekir. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Yani çıkıp mesela çocuklara taciz, tecavüz, el uzatma, insana, her türlü canlıya şiddet, bunlar dinimizde yasaktır, günahtır demesi lazım. Yani bunların açıklanması lazım. Sizinle inşallah başka programlar da yapacağız. Yani yolsuzlukların, işte cinayet ve tecavüzlerin, bunları Allah'ın kandırılamayacağını, ki Kur'an'da Allah bunu söylüyor. Evet. Yani beni aldatamazsınız, ben görürüm her şeyi diyor. Allah ile aldatmayın. Evet, aldatmayın diyor. Bunların hakikaten doğru şekilde anlatılması lazım.